Silik tmananam, dışkane şişti sen. Maria la neyde tfuş, libe dişedin zifo. Bu şarkıyı hiç sevmem. En favori şarkılarımdan biri. Amerikan kovboyları donsuz gezerler. Merhaba arkadaşlar, ben İskeletor. Gördüm ki büyük YouTube fenomenleri kendi eski videolarını izliyorlarmış. Ben de dedim ki hepsinin canı cehenneme, çünkü yakında geleceğim. I'm coming. Coming soon. I'm fucking. This is shit. I'm Iskeletor. I'm really fucking nigger. Yeah, that's it. Evet, şimdi saçma sapan İngilizcemden sonra şeye geçiyoruz. Neye geçiyoruz biliyor musunuz? Kendi eski videolarımı izleyeceğim. Herkes kendi eski videolarını izlerken utanıyor. Aa, aman tanrım, tipime bak, bok gibi tipim var. Videoya bak, sik gibi, shit gibi video diyorlar. Ben öyle bir şey diyeceğimi sanmıyorum. Çünkü benim eski videolarım da büyük hassasiyet ve beyin kullanarak yapılmış videolar. Ses kalitem biraz kötü olabilir. Girişte biraz anlatım şeklim şeye de özenmiş olabilir. Filmler ve filmler var biliyorsanız eğer YouTube'da. Biraz ondan yemişim anlatım şeklini. Onu izleye izleye onun gibi konuşmuşum ama gelelim ki hayatın gerçeklerine fako. Yine ben kendi yazdığım şeylerin 10 numara yazıldığını ve harika vurucu tespitler olduğunu hala savunuyorum. Kanalda yeni arkadaşlar vardı. Beni eskiden takip edenler artık vefat ettiği için ve cenaze namazlarını kıldığımıza göre yeni takip... Çünkü göremiyor bunlar çoğunu. Yeni takipçilerimize eski old school Skeletor'u izletmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Şimdi geçiyoruz. Bakalım Skeletor eskiden nasılmış. Evet arkadaşlar, Skeletor'a girdik. Skeletor'da aşağı doğru iniyoruz. İlk videolarımıza doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. İlk 5 tane, 3 tane, 5 tane, 5 tane izlesek yeter diye düşünüyorum. Çok fazla izlemeye gerek yok. Çünkü 5 tane izlesek zaten ne bok olduğu belli olacaktır. Hemen ilk videomuzdan başlayalım. Türk gençlerinin zenginlik serüveni adında bu video. Hemen açalım. Sesini de açalım. Böyle bir intromuz var. Ki 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 diye. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle biraz kendimi tanıtayım. Ben İskeletor. Buradan He-Man'in annesine sevgilerimi iletiyorum. He-Man'le düşmanlığımız en başından beri devam ediyor. Bu arada bunları duraklatarak izleyeceğim. İzlemek isteyenler varsa alta bu kaç video demiştim? 4 mü? 5 mi? 5 videonun linkini aşağı atarım. Oraya da tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu arada eskiden de çok seksi videolar çektiğim gerçeğini anlamanız gerekiyor. Onlara da bir göz atarsınız. Bu kanalda sizlerle sohbet muhabbet kesinlikle küfürsüz ve seviyeli sohbetler edeceğiz. Siz de değinmemizi istediğiniz konuları yorum olarak atabilirsiniz. Bugünkü konumuz Türk gençlerinin zengin olma serüveni. Siz de bu videoyu izleyerek zengin olabilirsiniz. Hiçbir şey için geç değil. Zengin olma serüveni çok eskiye dayanır. En eski çağ... Tabii bu videolarda hep telif yedim girişlerden. Çünkü Skeletor'un kimliğini çalmışlar ve bir çizgi film yapmışlar. Yani benim. Da bile Türk gençleri kimin daha çok tasosu, bilyesi, sporcu kartı varsa daha zengin olacağı bir sınıf ayrımıyla karşılaştılar. Zenginliğin rahatlığını ve güzelliğini anlayıp işe koydular. Gerek bir Jackie Chan filmi izleyerek karateci olduktan sonra dünya şampiyonu olup ülkeye altın madalyalar kazandırdıktan sonra zengin olmayı, kimileri ise Ronaldinho'nun flip-flop'larıyla büyüyerek futbolcu olup zengin olma planlarını yaptılar. Olabilir miydi? Tartışılır. Ama bu futbol serüveni biraz uzun sürdü. Bu arkadaşlarımızın anneleri, bak oğlum komşu şunun çocuğu Anadolu Lisesi'ne gitmiş. Tespitlerim 10 numara. Videolarımdan hiç utandığım söylenemez. Çok vurucu videolarım var. Delikanlı Türk gençleri, anne ben ileride büyük bir futbolcu olacağım ve çok büyük paralar kazanacağım. Bütün basın ve medya beni konuşacak. Diyerek kendilerini telkin ettiler. Hayyaller alemine dalmaya devam ettiler. Futbol serüveni devam ederken bu maceradan sonra aksiyon dolu bir işe giriştik ve harfleri biraz yutuyorum ama burada. Aynı oyunlar oynayarak para kazandım. Evet, yanlış duymadın. Metin 2, Night Online gibi oyunlar oynayıp hesap kasıp, item yapıp bulup gerçek paraya çevirme. Peki bu taktik tuttu mu? Tuttu ama başını. Olan paralar da oyuna gitti amına koyayım. Oyun parası çektim. Daha sonra futbol serüveninin devamında gelen bahis denen yeni bir buluş, icat, kuantum fiziğine paralel bir oluşum, kurulum, bir devrim ortaya çıktı.
1 TL ile oynanan masum bahisler kaçak iddiayla 10 TL'ye dönüştü ve daha büyük başarılar elde edebilmek için, daha büyük para kovalayıp zengin olup para namına vermek için gençlerimiz kaçak bahis sektörüne yöneldiler. Ve bizim değerli fütüristik gençlerimiz bütün duru görü yeteneğini kullanıp kendilerini kaçak bahise adadılar. Şimdi diyeceksiniz ki ne saçmalıyor namına koyun, bahisten de zengin olan var. Bu arada bahisten zengin olan arkadaşlar yorumda kendi belirtirse onlarla konuşabiliriz. Bu macera bir yandan devam ederken bir yandan lise hayatı devam etmekteydi. Atom mühendisi. Bu arada 3 video izleyelim, 5 tane izleyip bokunu çıkarmayalım. 20 dakika olmaz. Kuantum fizik profesörü olacak gençlerimiz sokuk bir sınav yüzünden düz liseye gitmek zorunda kaldı. İşte hayatın sırlarını burada öğrendiler. Yoklama defterine, kaçak imza atma, tuvalette sigara içerken yakalanma, uzun saç ile okula girme deneyimleriyle ilerideki işlerine tecrübe olarak yatırım yapan gençler, lise 1'de kalmayan gençler, kalan arkadaşlarına salak, aptal, gerizekalı, idiot, beyinsiz gibi yakıştırmalar yapsalar da biz onları tebrik eder. Gelecek hayatlarında onlara başarılar dileriz. Belki şu an parasını helal bir şekilde kazanıp istediği gibi yiyordur. Ama bizim gerizekalı gençlerimiz hala üniversite okuyordur. Ben hala gerizekalı gibi üniversite. Burada bir tezatlık var ama neyse, hayatın güzellikleri de bunlar değil midir? Parasını helal kazananların yanında gençlerimiz hırsızlık sektörüne balıklama dalmış olacak ki ileride kurnaz olup, parantez içinde bunun açıklaması, ileride hırsızlara iş veren olup parayı bulup kokain eroin işine girip Pablo Escobar'ın yeğenleri olacağını sanan gençler, gerek Usain Bolt gibi 100 metreyi 9 saniyede koştular, gerek 3. kattan zıplayarak olimpiyat sporcularına meydan okudular, bazıları ise askıya çıkarken askıda kaldı. Bu arada bunlara paralel olan gençlerimiz internet üzerinden kas ajanslarına deliler gibi fotoğraf yolladı. Çünkü hepsinde bir Al Pacino, Tom Hanks ışığı vardı. Kas ajansları 200 TL gibi cüzi bir miktarlarını yolduktan sonra bizim gençler yine ortada kaldı amına koy. Bu konu bir yere varmayacağından biz okul yaşamına geri dönelim. Lisenin geri kalan yıllarında öğretmenin zeki ama çalışmıyor lafıyla gaza alan arkadaşlarımız ileride NASA için çalışmaya beslenip pamukta kuru fasulye yetiştirme çalışmalarına başladı. Daha sonra ise lise sona ererken üniversite haliyle tutuşan gençlerimiz Amerikan pastası gibi filmler izleyip üniversitenin bir erotizm yuvası, içki, karı kız, eğlencenin gırlı olduğuna emindiler. Hayata sıkıca tutunarak üniversite yolunda emin adımlarla ilerleyen gençler orada partiler yapıp parayı kıracağını sandı, fakat babayı aldılar. Çevrelerinde kızın amına koyayım ne olacak, hayatın sonu mu, seneye de denersin gibi laflar işten gençlerimiz kendilerine uttular ama maalesef bu ülkede bir sınav ile bütün gençlerin kaderi belirleniyor. Tesli. Yalan olan gençlerimizin hayalleri bir kez daha suya düştü. Ve sonra gençlerimiz kendini okumaya adadı. Gerek öğretmen, gerek akademisyen, gerek mesleğinde iyi yerlere gelerek ün yapacak insanlar olabileceklerine inandılar. Ama bu da kursaklarında kaldı. Önlerinde KPSS denen bir engel vardı. Düşündüler, taşındılar, taşraklarını kaşıdılar. Bu engele takılan çoğu genç arkadaşımız neyse amına koyun bir şey olmaz deyip hayatlarına devam ettiler. Kazanan arkadaşlar ise hala atanmayı bekliyorlar. Böylesine zalim bir dünyada Türk gençlerine zengin olmak haram. Zengin çocukları ise BMW'sinin anahtarını sallayarak gençlerimize bakıp ne oldu yarra şeklinde alay ettiler. Ama siz olun, hayallerinizden vazgeçmeyin. Belki bu videoyu izledikten sonra Elon Musk tarafından bir mesaj alacak. Gel SpaceX'te işe başla. Asgari ücret, sigorta, ak, bil ve yemek benden diyecek olan Elon Musk'a çalışmaya devam edip Mars'ta kurulacak kolonilerin birinde zengin olabilirsiniz. Ama Elon Musk'ın bir şartı var. Sizi deneme araçlarında maymun denekler yerine insan olarak Mars'a canlı olarak gönderecekler. Hayatta kalırsanız zengin olacaksınız. Alamazsanız ise üzülmeyin, sizin için reenkarnasyon denen bir şey de olabilir. Ben inanmıyorum ama belki bir ümit. Bir bakarsın bir dahaki yaşamında bir zenginin çocuğu, altında BMW, elinde kehribar tespihiyle dolaşan bir genç olabilir. Dediğim gibi umarım bu videodan sonra hayalleriniz gerçek olur, zenginlik yolunda adım adım ilerler. Burayı durdurayım, telif yemeyelim buradan. Bu video böyleydi. Türk gençlerinin zenginlik serüveni. Seste biraz sıkıntılar vardı, konuşmamda pek düzgün olduğu söylenemez ama söylediklerimin arkasındayım. Hiç kendi videolarımdan utanıp amatlarım bok gibi küçükken çok sikiktim demiyorum ki küçük de değildim. Bu videonun tarihi kaç? Nerede videonun tarihi abla? Neyse, videonun tarihi büyük ihtimal 2018 falandır. Çünkü 2018'in ortalarında kurmuştum kanalı. Bu da ilk video. Videolarıma güveniyorum. Bakın bu video 261 like almış. Bunu Facebook gruplarına atıyordum bu videoları. Oradan tutuyordu bayağı. Şimdi kendimizi avutuyoruz. Şimdi diğer videomuza geçelim. Mahalle yaşamı diye bir video yapmışım. Tabii kapak fotoğraflarımın da bok gibi olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Amatör olmuş biraz kapak fotoğrafları. Introyu da iyi ki değiştirmişim. Telif üstüne telif yiyorum çünkü bu girişlerden. Ben İskeletor. Şu an He-Man ağlıyoruz. Mariachilerimizi yudumlar. Kendisinde bir konuya değinmek istiyorum. Buraya geçeyim. Çünkü ben telif yiyeceğim burada büyük ihtimal. Mahalle yaşamını konu alacağız falan filan diyorum.
Şuraya geçelim. Teknolojinin bu kadar ilerlemediği bir gezegende bizler haberleşmeyi ıslıkla, aile içi haberleşme ise... Anne, Sebeli Sarkın. Sizinden yaptığımız bu dönemlerde üzerinde 9999 yazıp 5 oyun alan Atari, devamında Atari'nin salon olup Street Fighter'ın olduğu, Aduketlerin havada uçuştuğu, Deng Yunçağ'ın en son döneminde, internette oynanan Counter'ın High Life'ın haddi hesabı olmadığı, Counter'da atılan sisler yüzünden gözlerini kaybeden yiğitlere o dönemi sorabilirsiniz. İnanan bilyelerin yüksek... Ses kalitesi bok gibi bu arada. Kesmeleri de iyi yapmamışsın. Ama bilgilerini geliştirdiği sporcu kartlarının strata... Hala siker yani. YouTube'un %80'inden daha mantıklı konuşuyorum. Cihazı geliştirdiği... Taso olmadığı zamanlar gazoz kapağıyla taso... Benden mantıklı konuşan işte Barış Özcan falan filan gibi bilimsel kanallar var. Oynamanın ise çocuklar üzerinde yaratıcılıkta büyük bir etkisi vardı. En büyük tartışma ise o zamanlardaki kale direği yerine konulan taşın üzerinden top geçtiği zaman gol mü değil mi tartışmasıydı. Ama bu tartışma son noktayı koyan da bana ne adamın gol dedi, adamın gol dedi gibi meşhur sokak atasözleriydi. Thierry Henry gibi çalımlar attığımızda düşüp dizlerine... Henry'e hastaydım bu arada, frikikleri zehir gibi. Kanattık. Olduğu zamanlar Ronaldinho'nun efsane gösterisi sambayla sevinçlerimizi yaşadık. Saklambaç oynarken yakalanmamak için başka boyutlara geçen arkadaşlarımız, kovalamacı oynarken üstte at sürüyorlar amına koyayım. Ulaştan Superman'den daha hızlı hareket eden gençler oldu. Ama pazar günü banyoları hiçbir şeye değişilmezdi. Önerin 50 kuruş ise 1 lira olduğu bu efsane dönemlerde kemer saklamaca, simi bir oyunlarda darbenin nereye geleceği ve nasıl savuşturacağımızı öğrendik. Gerek birdir bir uzun eşek oynayarak bel kaslarımızı güçlendirdik. Gerek binanın içini ring yapıp Amerikan güreşi oynadık. Boyaka boyaka Six One Night Eight. Serio'nun, John Cena'nın, Jeff Hardy'nin kimin olacağı büyük bir merak konusuydu. Bana düşen taze ceylanları avlamak için de gerek saçımıza bir kutu jöle sürdük. Ve o sırada üstün felsefi yetenekleriyle bize metafizik olayları anlatan abilerimiz yüzünden gece merdivenlerden çıkarken altımıza sıçmak zorunda kaldık. Sıcak havaların etkisiyle eskimo ile indik. Kız erkek demeden ip atladık, seksek oynadık, çelik çomak oynadık. Ramazan'da ise davulcuyu beklerken... Şimdiki mahalle çocukları Night Online... Night Online ne amına koyayım? Night Online ben oynadım lan. Fortnite oynuyorlar, işte LoL oynuyorlar, o neydi diğeri, PUBG oynuyorlar. Keşke, keşke sokak oyunları devam etseydi. Ki güzeldi ama, yani sikerim o internet o. Yani internet oyunlarının en sağlamları işte Counter, High Life falandı. Onlar da o zaman tazeydi. Ki biz komple o sokağa bırakıp da internete düşen nesil de değiliz bu arada. Yarı yarıya. Az uyuyakalmak. Bayram sabah olacak gecelerde ise elbiselerimizi başucuna koyup heyecandan uyuyamadığımızda astral seyahat deneyimini yaşayıp yarın neler yapabileceğimize baktık. Boncuklu silah mermileri havada uçtu. Gerek bir mahalleye rehin aldık. Gerek arkadaşlarımızın silahlarını çaldırdı. Burada ise savaş stratejisi ve psikolojisini öğrendik. Birkaç tane can alıp verdikten sonra torpil, füze, kıskaçıran gibi malzemelerle uzaya çıkma deneyimlerinde bulunduk ve NASA'da çalışacak arkadaşlarımız şimdiden kendini belli etmeye başladı. Yeri geldi Tom'un Jerry'yi yakalamasını, Cedric'in büyümesini bekledik. Bu güzel... Ah Cedric. Koronalık. Ah Çen koronalık kurabiye. Çocukluk zamanlarına şahit olanlar umarım ki geçmişe özlemle bakıyorlardı. Geçmişe özlemle bakıyorsan aramızda yerini al. Skeletor her zaman yanınızda. Burayı tekrar geçiyorum. Telif hakkına maruz kalmayalım diye. Bakın internet kafeler diye bir video atmışım. 5600... Sus lan! 5600 izlenmiş. Bu demek oluyor ki eskiden kanalım daha taşraflıymış bu arada. Amatör olmasına rağmen. Merhaba arkadaşlar, ben İskeletor. Yemen'in annesiyle mesajlaşırken bugün sizlerle internet kafa geçmişi hakkında biraz konuşacağız. Eski zamanlarda bir internet kafa adabı vardı. Sis atanı tokatlıyor, pusuya yatanı ise unharca sövüyordu. Yeri geldi, hayatımızda yürüdüğümüz yolun toplamından daha fazlasını metin kesmek için dolaştık. Doğru. Hile açıp tespite atın üzerinde... İskeletor tespitleri amına koyayım. YouTube'da yok öyle bir tespit. Ayakta örümcek zindanda kasıldık. Salara keylog attık, dayak yedik, hesabımız çalınmasın diye şifreyi kopyala yapıştırıyla yazdık. FIFA 2005 gibi... Hatırlayan varsa o zamanları bana bir mahalle çocukları arasında oynanırken en efsane No Cup maçlarından bile daha heyecanlıydı. Counter oynandığında ise herkes kamuflajlarını giyip gelirdi. Savaş alanından farksız, kan gövdeyi değil, başı bile geçiyordu. Hangi baş olduğunu boşverin. Kısası bir savaş alanından farksızdı. 50 kuruş ile masayı uzattık. Parayı bulunca... Siz açıp tost yedik. Hatta oyun şifreli olmasına rağmen 31-31 şifresini bağırarak 10 masa ileriye söyledik. Need for Speed Underground'da ise hileleri dizip arabaları uçurduk. Yeri gelince Ice Tower'da hoplayıp zıplayıp dans eden zenciyi alıp son 5 dakikamızı da onunla değerlendirdik. Bir yandan High Life'da erkek gibi meydanda muharebe ederken bir hain deccal vizyonsuz gidip kapıyı kapatıp bizi telaşa soktu. Bazı kendine güvensiz yaratıklar ise elektrik kullanarak ortalığı... Elektrik kullanmayın oğlum, elektrik.
Delikanlı işi değil, deliji kullanacaksınız. Diyen silah var ya o. O güzel, bazuka güzel, bir de bomba atan 3-1 güzel. Ne kattı? Biz bunlarla meşgul olurken, bunları yaparken, oyalanırken internet sahibi chat sitelerinde aleme akıp karı kız düşürmeye çalışıyordu. En son masadaki adam ise çocuğu tokatlamakla meşguldü. 25 kuruşa yarım saat masa açtırmanın keyfini yaşadık. Futbolcunun şut ve çalım bilgisi, bir teknik direktörün ise taktiklerini FIFA'dan öğrendik. Bordo bereller gibi ateş etmeyi Counter'dan, hızlı ve öfkelideki kel abiler gibi çılgınca araba sürmeyi ise Need for Speed Underground'dan öğrendik. Night Online gibi eşsiz oyunlar oynadık. Ama üzgünüm ki hiçbirimiz GTA'daki helikopter görevini bir türlü yapamadık. Ben bir kere yapmıştım. Funny Magnet ile kızları kaldırıp çimenliğe götürmeyi öğrendik. Dost kazığı yemeği Tommy abimizle, Roach Catman yazıp yerlere çıktıktan sonra paraşütle atlamayı ise CJ abimizden öğrendik. Bir chatten ayrılıp bağırmamamız konusunda uyaran bir internet kafe sahibi, masa yancıları tarafından işgal edilen bir masamız vardı. Videoya sığmayacak kadar uzun maceralarımız oldu. O günlerde savaş sadece oyunlarda vardı, dostluk bakiydi. Eski internetler candır. Daldım 50 kuruş ile... Söze bak, o zamanlar savaş sadece oyunlardaydı. Ya amına koyayım, bu kanalın değerini bilmeyenlerin... Kayısısını yiyeyim. İnternete parmaklarım kırıldı pot basmaktan kendime. Attım motorun arkasına albayın kızını, alamadım underground'da hızımı. Sis atmaya gönlünüz razı mı? Bu efsane divan şiiriyle siz... Şiire bak şiire. Sanat kokan kanal. İskeletor sanat kokan kanal. Arkadaşlar size tavsiyem, benim kim olduğumu ve nereden geldiğimi bilmek istiyorsanız şu videolara bir geri dönmenizi öneririm. Girin burada bakın, işte bazen arkadaşlar video önerisine bulunuyorlar. İşte bunu yap reis, bunu yap reis. Bunlardan bir sürüsü burada var. Mahalle, internet kafe, ilkokul, işte teknoloji, mahalle sakinleri, bakkal, televizyon içerikleri, bayramlar, mahalle kavgası, eski eşyalar, en iyi tarzlar, reklamlar, sokakta oynayanlar, saykoliserler, toplu taşıma, berber, altın günü, çizgi film, çocukluk korkularımız, Ramazan zamanları, misafirlik zamanları, eski oyunlar, spor salonu tipleri, otobüste, uzun yol, Facebook, bir sürü video, 105 tane video var ve burada bakın ben varım. Bunu izlemek isterseniz cinli filmlerin değil, benim küçüklüğüm burada. Bir sürü videom var bu arada. Yani belki denk gelmemişsinizdir. Açıp izlemenizi öneririm. Çünkü dediğim gibi ben YouTube'un %80'inden daha mantıklı ve güzel tespitler yaptığımı düşünüyorum. Aksini iddia eden varsa da amına koyayım. Aksini iddia eden yoktur diye tahmin ediyorum. Küfür ettiğim için kusura bakmayın. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Ben de kendi eski videolarımı izleyip aman tanrım tipime bak, bok gibi, sik gibi suratım var demek isterdim. Lakin benim videolarımın hala pompacı videolar olduğuna eminim. Siz de izlemek isterseniz eski videolarıma sizleri de beklerim. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İskeletor hep yanınızda. Üstteki komşu at sürüyor amına koyayım. Tırnın 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 tırnın. Son tarafı olmadı. Bu arada Guinness rekorlara katılacağım. Beni destekleyenler varsa altına Guinness artı bir yazabilirler. Dünyanın en hızlı alkış çalan insanı yarışmasına katılacağım. Bakın. Diye çalabiliyorum. Çok yetenekli. Bilmiyorsunuz ama yakında öğreneceksiniz. İskeletor hep yanınızda. Görüşmek üzere.